Ve işte o haber. Bugünün asıl konusu belki de Türkiye genelinde bu olmalı sayın seyirciler. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı, Avrupa Birliği üyeliğini stratejik anlamda hedef olarak gören Ankara'yı adeta şoke etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan referandumdan birkaç saat önce İngilizlerin Avrupa Birliği ile yola devam diyeceğini söylemişti ve ancak sandıktan tam tersi yönde bir karar çıktı. Başbakan Binali Yıldırım da biz Avrupa Birliği'nin devamından yanayız dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da biz hak ettiğimiz üyeliği istiyoruz ifadeleri geldi. Oldukça ilginç ifadelerdi. Ankara hala Avrupa Birliği diyor. Avrupa Birliği'nden çekilmeme kararı çıkacak. Ben şimdiden size söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere tahmini tutmadı. Önceki gün İngiltere'deki Avrupa Birliği referandumunu değerlendiren Erdoğan, sandıktan Avrupa Birliği ile yola devam kararı çıkacağını söylemişti. Ancak sandıktan tam tersi yönde bir karar çıktı. Yarın referandum yapıyorlar. Avrupa Birliği'nden çıkalım mı çıkmayalım mı? Ve bize de sinyal gönderiyorlar. 3000 yılına kadar Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi mümkün değil. Şimdi yarın bizi gerekçe göstererek kampanyayı öyle sürdürüyorlar görüyorsunuz. Oradan Avrupa Birliği'nden çekilmeme kararı çıkacak. Ben şimdiden size söylüyorum. Ve ondan sonra diyecekler ki ne yapalım? İngilizler böyle istedi ve Avrupa Birliği'nden çekilmedik, yola devam ediyoruz. Hayırlı olsun, devam edin, zaten oradasınız. İngilizlerin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı Başbakan Binali Yıldırım'a da soruldu. Yıldırım, biz Avrupa Birliği'nin devamından yanayız dedi. Yıllardan beri Türkiye Avrupa Birliği yolunda çalışan, gayret eden bir ülke. Bu ve buna benzer gözlemlerimizi, tespitlerimizi de biz çeşitli vesilelerle birliğin çeşitli karar mercileriyle paylaştık. Biz birliğin güçlenerek gelecekte devamından yanayız. Avrupa Birliği'nin sonunu getiren referandumla ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, biz hak ettiğimiz üyeliği istiyoruz dedi. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ise Avrupa Birliği üyeliğimiz stratejik hedeftir açıklamasını tekrarladı. Türkiye öteden beri hem jeopolitik olarak hem coğrafi olarak hem siyasi olarak hem değerleri bakımından Avrupa'nın dışında bir ülke değildir. Avrupa'nın içindedir, merkezindedir. Dolayısıyla biz söz söylediğimiz zaman Türkiye olarak bizim sözümüz Avrupa'ya dışarıdan söylenmiş bir söz değildir. Biz Avrupa adına ve Avrupa'nın içinden konuşan bir ülkeyiz. Avrupa Birliği'nde temsil edilen evrensel değerlerin bütün bir küresel sıkıntılar karşısında doğru bir dış politika üretebilmesi, tek bir sesle bunu yönetebilmesi için Avrupa Birliği'nin Anadolu'yla birleşmesi gerekiyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin tam üyesi olması gerekiyor.